Biz bir adeta yeniden doğmuş gibiyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı özel yayında 24 Haziran seçimlerini ve gündemi değerlendirdi. Yeniden doğmuş gibiyiz dedi. Artık böyle 25 kabineli bakan bakanlar kurulu yok. Şu anda sayı ciddi manada düşecektir. Kaldı ki parlamentodaki sayı ne olacak? Bunları tabii görmemiz lazım. Ve parlamentodaki sayı size güç katması lazım. Onun için biz burada güçlü meclis şeyini de özellikle kullandık. Bunu başarmamız için de adımı çok kararlı bir şekilde atmamız gerekiyor. AK Parti'nin beyannamesinde çevreci adımların olacağını ifade etti. Bazı illerde millet bahçeleri yapılacağı müjdesini verdi. Şimdi Konya'da mesela Konya Stadı vardı. Konya Stadı'nın yerini, şimdi biz Konya'yı iyi biliyorum. Yeni stat yaptığımız için o stadın yerine biz orada bir millet bahçesi. İstanbul. Bak, en büyük müjde bu. Belki acele ettim ama söylemem lazım. Çünkü ki ruhumdan ihtiyaç geldi. İhtiyaç da bu değil mi Sayın Cumhurbaşkanım? İhtiyaç da bu aslında. Evet. İnşallah havalimanının olduğu yere biz millet bahçesi yapacağız. Adeta yeni şehirler kuracağız. İstanbul onlarla da ayrı bir güzel olacak. Erdoğan, dört benzemezler ittifakını değerlendirdi. Bir araya gelemeyenler, eğer bu fakirin sayesinde bir araya gelebiliyorlarsa, demek ki Erdoğan ayrıştırıcı değil, birleştiriciymiş. 28 Şubat bak bunların hepsi savcısı aday gösterildi. Bir araya geliyorlar. Biz de meydandayız, diğerleri de meydanda. Ama görüldüğü gibi arada sırada belki nüktelerimiz olabilir ama biz bunlarla hiçbir zaman uğraşmayacağız. Biz ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Ne kadar zamanda yapacağız? Bunların peşinde olacağız. Cumhurbaşkanı muhalefetin seçim vaatlerine değindi. Ayakları yere basmıyor dedi. Benim ayaklarım yere basıyor bak. Sağlamdayım. Ayaklar yere basmadan bu iş olmaz. Kaç tane ağaç diktin diye sormak lazım. ÖTV'yi kaldıracaksın. Neyi kaldırıyorsun ya? Onun yerine neyi koyacaksın? Böyle saçmalık olur mu? Yani vergisi olmayan bir devlet mi var dünyada ya? KDV'si olmayan bir devlet mi var? Ha bunu azaltırsın. O ayrı mesele. Ama kaldıracağım dediğin zaman şu anda tabii sırtında küfe yok. Atıyorsun. Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı usulünce istenmediği iddiası soruldu Cumhurbaşkanı'na. Cevabı netti. Bu konuda Sayın Muharrem Bey Adalet Bakanlığı'na veya Milli İstihbarat'a bu işin ispatını yapması lazım. Bakın ben şimdi bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak onu davet ediyorum. Dürüstsen, samimiysen ya bunu Milli İstihbarat'a, sana Amerika'dan bunu kim söylemiş? Veyahut da Adalet Bakanlığı'na bunu belgesiyle vermen lazım. Ve seçim güvenliği. Erdoğan İçişleri Bakanlığı'nın her türlü tedbiri aldığını söyledi. Şimdi seçimle ilgili olarak İçişleri Bakanlığımız A'dan Z'ye her türlü tedbiri almış vaziyette. Yani bu konuda Yüksek Seçim Kurulu'yla koordineli bir çalışmaları da var. Yasal olarak ne yapılması gerekiyor, ne yapılması gerekmiyor hepsi bir defa masada. Hı hı.